senin hakkında FETÖ'nün bir silah terör örgütü olup olmadığı ile ilgili soru işareti var mı? Bolu İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya emlakçıları Fethullahçı terör örgütü konusunda uyardı. Önümüzdeki dönemde eğer FETÖ, açık konuşacağım, ev bakacaksa birinde olmazsa mutlaka birinde de sizlere gelecek. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla sizlerin bu konuda birazcık daha dikkatli olmanız. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasında Bolu'da faaliyet gösteren emlakçılara yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısına İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya ile emlakçılar katıldı. 2013 yılında biz 155 aracılığıyla 113 tane ihbar almışız. 2014 yılında bu sayı 228'e çıkmış ve geçtiğimiz yıl itibariyle 2015 itibariyle de 325'e çıkmış. İş alanlarında karşılaşabilecekleri FETÖ üyeleri hakkında emlakçıları bilgilendirmek için bir araya geldiklerini belirten Kızılkaya, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsüyle artık hiç kimsenin aklında FETÖ'nün silahlı bir terör örgütü olup olmadığı konusunda soru işareti kalmadığını söyledi. Kimsenin aklında artık FETÖ'nün bir silahlı terör örgütü olup olmadığı ile ilgili soru işareti kalmadı. Kendi elleriyle aldım terörist örgütümüze bir silahlı terör örgütü olarak verdiler. Kızılkaya bir yerde ev alacak ya da kiralayacak insanların mutlaka emlakçılarla muhatap olacağına dikkati çekerek dikkatli olmalarını istedi. Eğer ilimizdeki yurt, pansiyon, yurt veya gerek kamu gerekse özel yurtların sayısal durumuna baktığımızda bunun ilimizdeki 30 küsur bir üniversite öğrencisi olduğunda göz önüne aldığımızda yeterli olmadığı aşikar. Dolayısıyla öğrencilerin en az 3'te 2'si bir şekilde dışarılarda ev bulmak zorunda, birlikte ev tutmak zorunda. Dolayısıyla bu insanların en az yarısı da sizlere müracaat etmek zorunda. Biz kimseye suç demiyoruz, lütfen böyle bir şey anlamayın öncelikle. Ama önümüzdeki dönemde eğer FETÖ, açık konuşacağım, ev bakacaksa, birinde olmazsa mutlaka birinde de sizlere gelecek. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla sizlerin bu konuda birazcık daha dikkatli olmanız, uyanık olmanız, bu konuya öncelik verdiğiniz, yani aklınızın kenarında bunun bulunması birçok şeyi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Asay Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amiri Komiser Fahrettin Bilgiç de emlakçılara telefon dolandırıcılığı ve çeşitli dolandırıcılık olayları konusunda bilgi aktardı.